da Adalet ve Kalkınma Partilileri protestoda bulundu ve işte sonra Mahir Ünal açıklama yaptı ve meseleye dair birçok insan görüşlerini belirtti. Önce o görüntüleri izleyelim. Maraş'ta insanlar nasıl protesto etti? Sonra konuklarımıza soracağız. Şimdi bu görüntüler birçok haber sitesine manşet oldu. Televizyon haberlerine konu oldu. Mahir Ünal'ın protesto edildiği şeklinde haberler de yapıldı. Mahir Ünal bir açıklama yaptı. Arkadaşlar o açıklama var mı, o tweet? O tweet'i bir okuyalım önce. Dedi ki, benimle ilgisi olmayan, ismimin bile geçmediği görüntülere eklenen yalan bir haber gün boyu 10.000'in üzerine tweet'e ve farklı mecralarda haberlere konu oldu. Kimse bu görüntülerde Mahir Ünal yok, ismi de geçmiyor demeden, en ufak şekilde sorgulamadan yalan haberi paylaştılar. Şimdi burada Mahir Ünal'ın savunması da çok enteresan. Bu işin benimle alakası yok diyor. Ama şunu diyemiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, benim yöneticisi olduğum partinin bu işte alakası yok diyemiyor. Kanal Maraş, yani Kahramanmaraş'ın bir yerel yayın organı, bu kavganın perde arkasına dair bazı iddialarda bulundu. Dedi ki aslında olay ta eskiye dayanıyor. Aslında o Ekinözü belediye başkanı Bilal Eker'in seçimden önce, yerel seçimlerden önce oradaki bir su sorununa dair imzaladığı bir protokolün yerine getirilmemesinin aslında hesabı soruluyor vatandaşlar tarafından. O protokol var mı arkadaşlar? Kanal Maraş'ın, bakın, düşünebiliyor musunuz? Bu protokol metni 2019'da, yani yerel seçimlerden önce, o ilçedeki su sorunu yaşayan muhtarlarla AKP'nin belediye başkan adayı arasında imzalanan bir protokol. Çünkü oradaki muhtarlar, oradaki vatandaşlar diyor ki bu su sorunumuzu çözeceğinize dair bize bir yazılı imza verin, oyumuz size. Ve bu belediye başkan adayı, AKP'nin belediye başkan adayı ki şu anki belediye başkanı Bilal Eker bu sözü yazılı olarak veriyor. İşte protokol burada. Şu an bizim izlediğimiz Maraş'taki o protestolarda siz bize imzalı bir protokol verdiniz ama bu sözü tutmadınız protestosu. Ne diyorsunuz Ali Mahir Başarır? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu protestolar Türkiye'nin her yerine artacaktır. Kimi yerde yoksulluk, kimi yerde yolsuzluk, kimi yerde verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı. Bir sefer siyasetçiler, aa canım ben orada yoktum, bana ne diyemez. Bir, sen AKP'nin grup başkan vekilisin Mahir Ünal. İki, sen Kahramanmaraşlısın. Sen oralısın. Üç, ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama siz bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorsunuz, yönetiyorsunuz demeyeceğim. Şimdi... Belediye başkanını toplantıdan çıkartıyor Mahir Ünal. Tabii. Değil mi? Evet. Ve şunu söylüyor. Bunu da söylemiş herhalde. Orada bir bakan var. Ben bunu doğru bulmuyorum. Tam da zaten sorun bu. Bakanı insanlar protesto eder. Cumhurbaşkanını insanlar protesto eder. Siyasetçileri, yöneteni insanlar protesto eder. Durduk yerde mi biz buraya geldik? Bakın biz bir yıldır şunu söylüyoruz. AKP'nin yerinde olsak hemen seçime gideriz. Bir, Türkiye yarından çok daha kötü olacak. Yarın, yani bugünden çok daha yarın kötü olacak. Kesinlikle. Ve AKP için de bu geçerli. Bugün Optimum herhalde, bu İlmi Taşdemir denen araştırmacı bile %35'in altında AKP'yi görüyorsa AKP için tehlike çanları çalmaya çoktan başlamış. Ben sokağa çıkmalarını öneriyorum. 3 ay önce öyle demiyordu Taşdemir ama. Tabii Taşdemir 3 ay önce çok daha farklı bir şey söylüyordu. %54 gösteriyordu. Bugün ama %35'i bile bir başarı olarak gözüküyor. Yani Soylu'nun çalışanı gibidir o.
AKP'nin göbeğindeki adamdır. AKP'den beslenen adamdır. AKP'nin sözcüsü gibidir. Sipariş anketler yapar. Böyle bir kişinin bile verdiği sonuç AKP %35'in altında diyor. Bana göre AKP %30'un çok altında. Ama bunun sebepleri var efendim. %30'un altında mı olduğunu iddia ediyorsunuz? Kesinlikle. Bakın göreceksiniz, yarın seçim olsun. Ben sokağı bilen, pazarı gezen, insanlarla konuşan, AKP'lisini de, MHP'lisini de, partilimle de, vatandaşla sohbet eden birisiyim. Ben Mersin'i biliyorum. Mersin'de özellikle AKP'nin çok yüksek oy aldığı yerlere gidiyorum. İnsanlar ellerim kırılsaydı diyor. Nereden oy verdik diyor. İnsanlar sandık istiyor. Çünkü bakın aç insanlar aç. Gerçekçi olun lütfen. Bugün 3500 lira emekli aile alan insanlar var bu ülkede. 5500 lira asgari ücret diyoruz. Kadıköy'de kira ortalaması 19 bin lira. Mersin'de kira ortalaması 5 bin lira. Biz neyi konuşuyoruz efendim? Ekmek 5 lira olmuş, 4 lira olmuş, simit 5 lira olmuş. Bakın bir simit 5 lira olmuş. Bir yıl önce 1 lira, 1,5 liraydı bu simit. İndi binde minibüs 5 lira. Evet. Yani Tarsus Mersin arasında 4 lira olan tren bileti bugün 18 lira olmuş. Ben bir sürü örnek verebilirim. İnsanlar aç. İnsanlar bir sefaleti yaşıyor. İnsanlar pazarın sonunu bekliyor. Dökülen domatesleri, dökülen patlıcanları, çürümüş biberleri alıyor. Çocuklarına yemek yapmak zorunda kalıyor. Emekli 10. günün sonunda akrabalarına, insanlara el açıyor. İlk kez bizden bu kadar çok erzak talebi var. Bizden ekmek talebi var efendim, belediyeler ekmek yaptığı için. Biz bu noktadayız. Mahir Ünal çok ayıp. Niye bizi protesto ediyorlar? Niye etmeyecekler? Ben mi 20 yılın sonunda bu insanları açlığa terk ettim? Ben mi bu sefaretin hikayesini yazdım? Yani Cumhurbaşkanı'na göre, Mahir Ünal'a göre dünya çok güzel. Ne güzel bak. 3 çocuk yapın. Kendisi bakmıyor. Doktorlara gidin. Kendisi ameliyata girmiyor. Söke söke sizden Osman Gazi Köprüsü'nün parasını alırlar. Kendisi ödemiyor. Konuşmak çok kolay. Konuşmak çok kolay. Ama bir Türkiye evet. gerçeği var. O da sokakta. Bu son bir ayda işte Trabzon'da Mustafa Varank, Mahir Ünal Maraş'ta. Konya'daki daha vahim bir görüntü bence varsa asıl onu verin. Tam da oraya geliyordum. O çocuğu ben yürekten kutluyorum. Hayır, onu demek istemedim. Konya'daydı değil mi? Bir pazarcı teyze itiraz ediyor. AKP'li kadın milletvekili diyor ki şehit olmuş vatanı vermeyeceğiz, öldürmeyeceğiz. İki örnek vermek evet. isterim. Bugün bir genç çocuk yaşta çıktı Konya'da. Belki sanatçıya yaptığı şey tartışılabilir ama şunu söyledi. Sesini duyurmak için. Konya, o affedilebilir. Evet. AKP'ye oy verme dedi. Bakın Türkiye uyanıyor. Konya'da uyanıyor, Maraş'ta uyanıyor, Mersin'de uyanıyor. Türkiye uyanıyor. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bakın, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ve bu sefaletin, yoksulluğun, insanların düştüğü durumun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları. Ama lütfen AKP, Maraş, Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı. Biz sepetimizi dolduruyoruz. Yani ne kadar kötü bir laf. Bizim sepetimizi doldursun yani, Zahmet. Hanımefendi lütfen ya lütfen bari insanların duygularıyla oynamayın. O konuyu geleceğiz. O konuyu gerçekten konuşacağız. O yüzden buna alışsınlar. Sokağa çıkarken bence yüzleri daha fazla kızaracak. Daha fazla utanacaklar. İnsanlar ona tepki verecekler. Sakın. Bir şey yaşadık. Yalova'ya gittik. Bir Roman mahallesini toptan yıkıyorlar. 100 yıldır orada oturuyorlar. Ha, gerçekten haklı tarafları da var. Ben kararlara da baktım. İşte koltuklarını getirmişler. Mahallenin ortasına koltuklarını, eşyalarını protesto olarak yakıyorlar. Biz de Tahsin Tarhan Kocaeli milletvekilimiz, ben, Yalova Belediye Başkanım Vefa Salman gittik. AKP milletvekili ve AKP Yalova İl Başkanı bunlar gezi olaylarını Yalova'da başlatıyor, terör eyleminde bulunuyor. Hayır kardeşim, ben halk eğer bir tepki veriyorsa, halk haklıysa, halk açsa ben onun yanında olurum. Bu bir terör eylemi değildir. Yani Konya'daki o çocuğu gözaltına almışlar efendim. Tutuklayalım mı tutuklamayalım mı diye düşünmüşler. Bir çocuğu masum bir eyleminden dolayı. Lütfen bu eylemleri terörle,
bu eylemleri kalkışmayla falan kıyaslamayın. Bu açlığın, sefaletin, direncin, yoksulluğun, yolsuzluğun, hırsızlığa karşı verilen 85 evet. milyonun tepkisidir. Artacaktır, artmalıdır. Gördüğünüz yerde size bunu yaşatanların hesabını sorun. Çünkü onlara siz oy verdiniz. Sakın korkmayın. Konya'daki o çocuk kadar, uyan Konya diyen çocuk kadar herkes cesur olsun. Herkes. Evet. Herkes. Şimdi Niyazi İknur, sadece vatandaşla değil, konuşuyoruz işte Bülent Arınç'ın farklı zamanlarda öyle ya da böyle tepki vermesi. Şimdi Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Yüksek Danışma Kurulu üyesi Cemil Çiçek. Kime konuştu? Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'e konuştu. Şimdi hani bilmeyenler için söyleyelim. Cemil Çiçek de Ahmet Taşgetiren de 1960'ların sonunda kurulan Yeniden Milli Mücadele Dergisi hareketinin içinden, o derginin yazarları olarak, o bir şekilde sağ dünyaya, sağcılara entelektüel yetiştirme evet. amacındaki hareketin içinden çıkan aslında aynı yolun insanları. Sağda Özgür Ağırlıoğlu bir evet, şeydir. Evet, evet. Yani Cemil Çiçek güvenli bir isme konuştu bir kere. Ahmet evet. Taşgetiren'e konuştu. Orası önemli. Bir de ne dedi? Dedi ki, bütün dış politikadaki bu manevra değişikliklerinden bahsetip, siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler. Çok önemli bir laftı. Çok sabah, ağır değil çok mi? Çok ağır ve çok önemli tespitler. Ama Cemil Bey bunu bir süredir yapıyor. Neden yapıyor? Ve üstelik geri de almıyor. Evet. Çünkü görüyor yani söylediği tespit gerçekten de bütün o bizim sabahtan beri konuştuğumuz şeyi tek cümlede özetledi. Ha, İsrail'e siz öldürmeyi iyi bilirsiniz deyip elçilikleri geri çekme. Sonra hiçbir şey olmamış gibi kucaklaşma, telefon diplomasisi. Aynı şekilde Mısır Sisi direniyor bakın. Yani eğer Türkiye'ye kalsa hemen elçilikleri atayacak, hemen şey yapacak ama Sisi resmen şey burun sürtme şeyini hı hı. oynuyor. Şimdi Suriye ile aynı şeyi yaşıyoruz. Ya bir ayarımız olsun ya, bir ayarımız olsun ya. Biz Esad'a yenmek gibi bir derdimiz yok diyor. Nasıl yenmek gibi diyor? Sen 2012'de hadi o Selahattin Eyyubi'nin kabrini de ziyaret edeceğiz, Fatih'i okuyacağız, oradan Emevi Camii'ne gideceğiz, namazımızı da kılacağız, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. Bu ne demektir ya? Devrildi, devrilecek. Devrildi, devrilecek. Libya'ya gittin, orada halka hitap ederken dedin ki zalim Esed de aynı Kaddafi gibi hı-hı. gidecek. Hı-hı. Kaddafi'nin ismini kullanmadı ama o da o zalim de gidecek dedi. Birleşik Arap Emirlikleri, aynen. Suudiler. Ve ya bütün bunları Kaşıkçı davası. Kaşıkçı olsun. Kesinlikle bunun peşini bırakmayacağız deyip. Bu can bedende oldukça dedi. Bu can bedende oldukça sonra ya. Alman gazeteci. Evet. Hangi birini söyleyeceksin? Hangi ya? Birini söyleyeceğiz? Yani o geleneksel oturmuş Türk dış politikasını, diplomasisini bunlar şantaj, tehdit, fantaziler, yeni Osmanlılık bunlara kurban ettiler. Resmen kurban ettiler. Yani o geleneksel dış politika stratejisi bitti. Ve Türkiye'nin artık güvenilirliği kalır mı ya? Ona öyle diyorsun. Bundan sonra senin tehdidini hangi ülke ciddiye alır ki? Almıyorlar da zaten. Yurttaşların seni ciddiye almıyor zaten. En acısı bu. Aynen öyle ya. Şimdi siz şuraya bakın vize alamıyorsunuz ya. Buna gazeteciler de dahil. Sana vize vermiyorlar. Evet, hani Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetiydi yakın hani, bir zamanda. Hani vize, şey, sen bırak kendi vatandaşına vize verilmiyor. Sen Avrupa Birliği git bunları konuştur. Çünkü giderler de dönmezler. Çünkü sen ülkeni öyle bir hale geldi ki sen dışarıdan sığınmacı alıyorsun. Senin vatandaşın da yandım Allah deyip başka ülkeye gidiyor. En acısını söyleyeyim mi? Suriye'nin nüfusu kaç? Kaç? 17 milyon civarında. Bunun 8 milyonu bizde. 8,5 milyonu bizde. Güvenli bölge ve bizim evet. orada bakmak olduk, zorunlu olduklarımız da. Sen Esad'ın bakmak zorunda olduğu vatandaş kadar insana bakıyorsun bu hataların yüzünden. Bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Evet. Esad'ın bakmak zorunda olduğu Suriyeli vatandaşları kadar
Suriye vatandaşına bakmak zorundasın bu hataların yüzünden. Vallahi Cemil Çiçek az bile söylemiş. Kesinlikle. Az bile söylemiş ve ancak bu kadar iyi ifade edilebilir. Çok enteresan bir durum var. Cemil Çiçek'e karşı Erdoğan da çok öyle bir şey de yapmıyor. Mesela istifa, Bülent Arınç istifa etmek durumunda kaldı. Tam da Fikret Bilal'e onu soracağım. Fikret abi sen Cemil Çiçek'e çok...